Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, sadece 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifim var. Bir dilimin asla yetmeyeceği, görüntüsüne ve lezzetine hayran bırakan bir tatlı tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle muhallebimizi hazırlıyoruz. Muhallebisi için tenceremizin içerisine bir su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası. Ben buğday nişastası kullanıyorum. 4 yemek kaşığı dolusu unumuzu içerisine alalım. Kuru malzemelerimizi iyice karıştıralım. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdım. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Bu şekilde önce kuru malzemelerimi karıştırıp sütümü ilave ettiğimde daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. Artık sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Kaynayıp koyulaştı. Gördüğünüz gibi çok pürüzsüz bir kıvamda oldu. Zaten görüntüsünden de belli oluyor. Kaynadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar margarin veya tereyağı ve bir paket şekerli vanilyamızı ilave edelim. İyice karıştıralım. Yağ ve şekerli vanilya eridikten sonra ocağımdan alıyorum. Ben bu şekilde çay fincanları kullandım. Çay fincanlarımı önceden su ile ıslattım. Islak olması gerekiyor. Daha sonra hazırladığım muhallebimi fincanlarıma dolduruyorum. Bu fincanları düz oldukları için kullandım arkadaşlar. Eğer düz bir bardağınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama hiç düz bardağınız yoksa da normal bir su bardağı ile de hazırlayabilirsiniz. Bardaklarınızı önceden ıslatmayı unutmayın. İçerisinde su kalmasın. Sadece su ile ıslatıp suyunu boşaltın. Daha sonra muhallebi ile doldurun arkadaşlar. Benim toplamda 4 fincan oldu. Yaklaşık 1 kase kadar da muhallebim arttı. Onu diğer fincana doldurmadım. Muhallebilerimi ıldıktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz olursa bir gece de bekletebilirsiniz. Ildıktan sonra üzerini streç film ile kapattım. Buzdolabımda bir gece beklettim ben. Eğer vaktiniz yoksa en az 2-3 saat buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Üzerine dökmek için çikolata sosu hazırladım. Çikolata sosu için tencerenin içerisine bir tatlı kaşığı dolusu kakao, bir tatlı kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası, ikisini de kullanabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar da şekerimi içerisine ekliyorum. Yine aynı şekilde kuru malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra sütümü içerisine ilave ediyorum. Toplamda 1 su bardağı süt kullandım. Kullandığım bardağımın ölçüsü 200 milim. İyice karıştırıyorum. Kaynayıp karışıncaya kadar sürekli bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Sosum kaynadı. Kaynadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar margarin veya tereyağı, bir yemek kaşığı da sürme çikolatamı ilave ediyorum. Eğer sürme çikolatanız yoksa normal bir çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata sosumu ocağımdan alıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Dolabımdan çıkardığım tatlılarımı fincanlarımdan çıkartmak için bu şekilde kenarlarını açıyorum önce. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu şekilde bir tabağın üzerine alıyorum ve ben 2 parçaya böldüm. İsterseniz daha fazla parçaya da bölebilirsiniz. Bu şekilde ortadan ikiye bölüyorum ve servis tabağıma alıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Kenarlarını bu şekilde açıp fincanımdan çıkartıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum.
Ben bu şekilde yuvarlak küçük boy borcam kullandım. Tatlılarımı içerisine dizdim. Hazırlayıp soğutmuş olduğum çikolata sosumu üzerine gezdiriyorum. Tatlılarımı tamamen çikolata sosu ile kaplamıyorum. Üzerlerine bu şekilde döktükten sonra kenarlarından az miktarda akıtıyorum. Daha sonra servis etmek için hazırlıyorum. Bir tanesini de bu şekilde size göstermek için farklı bir servis tabağına koydum. Üzerine süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Eğer Antep fıstığı tozunuz yoksa üzerlerini farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Sizlere göstermek için aldığım tatlımı dilimliyorum ve nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Harika bir görüntüsü var. Zaten gördüğünüz gibi yumuşacık bir tatlı. Görüntüsüne ve lezzetine hayran bırakacak bir tatlı tarifi. Yapım aşaması oldukça pratik. Sadece 10 dakika içerisinde hazırlayıp buzdolabınıza koyabilirsiniz. Bir dilimin asla yetmeyeceği harika bir tatlı tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tam tutan bir tariftir. Günün rahatıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Eğer tariflerimizi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Instagram sayfamda aktif olarak tariflerimi paylaşıyorum. Bizleri oradan da destekleyebilirsiniz. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun.